Malum koronavirüs salgını nedeniyle mümkün olan tüm sektörlerde evden çalışma sistemine geçildi. Hal böyle olunca uzaktan çalışma deneyimi bulunmayan şirketler ekiplerin organizasyonlarını kontrol etmekte zorlanıyorlar. Birbirine uzak ekip üyelerinin koordine olmaları için pek çok uygulama var. Asana uygulaması ise şirketleri bu sorundan kurtarıyor. Her işi kolay bir şekilde organize edebilmenizi sağlayan ve takım çalışmalarını kolay bir şekilde atlatabilmenize olanak veren Asana nedir ve nasıl kullanılır gibi soruların yanıtlarını verdik. Asana nedir? Asana, takım çalışmalarında takımların iş takibine yardımcı olmak için tasarlanmış bir tarayıcı hizmeti ve mobil uygulamadır. Basitçe bir proje yönetim uygulaması olan Asana, özellikle takım liderlerinin diğer takım üyelerine görev verilmesini, gerekli işleri kategori edilmiş şekilde tutabilmesini ve proje elemanlarını hızlıca bilgilendirmesini sağlayarak büyük bir kolaylık sağlıyor. Asana nasıl indirilir? Proje yönetimini kolayca yapabilmenizi sağlayan Asana'nın bilgisayar platformu için kendi başına bir uygulaması bulunmuyor ve programa internet tarayıcısı üzerinden ulaşılabiliyor. Bilgisayar için kendi uygulaması bulunmuyor olsa da Asana'nın hem iOS hem de Android için uygulamaları bulunuyor. Hem Android hem de iOS kullanıcıları tarafından oldukça sevilen Asana'nın Google Play Store üzerinde 1 milyonu aşkın yükleme sayısı bulunuyor ve uygulamanın puanı 5 üzerinden 4,6. iOS kullanıcıları tarafından da sevilen uygulamanın puanı 5 üzerinden 4,7. Asana için işe yarar ipuçları. 1. Yapılacaklar listenizi My Tasks sekmesi altında görün. Gerek takım çalışmaları olsun, gerek bireysel işler olsun. O gün neler yapmanız gerektiğini unutmamak çok önemlidir. Eğer yapmanız gereken görevi aksatırsanız veya daha sonraya bırakırsanız işler istenmeyen yerlere gelebilir. Asana bu durumun önüne geçmek için My Tasks isimli sekmeyi kullanıma sunuyor. İş arkadaşınızın veya takım liderinizin size verdiği görevin ne olduğunu unutmamak ve bugün ne yapmanız gerektiğini kolayca görebilmek için Asana'da bulunan My Tasks sekmesini kullanabilirsiniz. Bu bölüm size verilen her görevi sizler için topluyor. Bu bölümde aynı zamanda görevlerinizi tamamlanmış, yakında yapılacak ve son yapılma tarihine göre de sıralayabiliyorsunuz. 2. Takım arkadaşlarınızı, görevleri ya da projeleri etiketleyin. Takım arkadaşlarınızın dikkatini bir görev üzerinde çekmek istiyorsanız, onları başka bir göreve yönlendirmek veya bir proje paylaşmak istiyorsanız, Asana'nın etiketleme özelliğini kullanabilirsiniz. Böyle bir durumda et simgesini yazdıktan sonra kişinin, görevin veya projenin ismini yazarak takım arkadaşlarınızın dikkatini dilediğiniz şekilde çekebilirsiniz. Bu şekilde herkesin durumdan haberdar olduğuna emin olabilirsiniz. 3. Görevleri farklı projelere yayın. Eğer bir takım lideriyseniz, aynı görevi farklı proje elemanlarının yapmasını isteyebilirsiniz. Bu tarz bir durumda görevleri çoğaltarak bir görev kalabalığı yaratmak yerine Asana'da belirli bir görevi iki farklı projeye ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde iş ve güncellemeler aynı yerde izlenebiliyor, ancak diğer paydaşlar da kendi projelerinde güncellemeleri görebilirler. 4. Görev sürelerini ve başlangıç tarihlerini belirleyin. Bir göreviniz olduğunda veya birilerine bir görev verdiğinizde bunun en son yapılması gereken tarihi genellikle belirtilmiş olur. Böyle bir durumda son yapılma tarihi belli olsa da görevler çoğu zaman ya son ana bırakılır ya da yapılacak çok uzun zaman var zaten deyip bir kenara atılabilir. Bunun gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için Asana'da görevlere belirli süreler atayabiliyorsunuz ve görevlerin başlangıç tarihlerini belirleyebiliyorsunuz. Bu şekilde ekibinizde herhangi birinin görevi son dakikalara bırakma ve görevi aksatma riskinde önemli ölçüde azaltılmış oluyor. 5. Renkleri kullanarak işinizi kolaylaştırın.
Asana, yapmanız gereken görevleri hatırlamak için masanızı yapışkan notlarla donatarak yer bırakmamanızı engelliyor olsa da bu durum renkleri iş hayatınızdan çıkarmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Tam aksine çalışmalarınızı organize etmenize yardımcı olacak birçok renk seçeneği bulunuyor. Proje türü veya durumu gibi olayları renklere atayabilir ve bunları projelere ekleyebilirsiniz. Bu durumda hem siz hem de takım arkadaşlarınızın yalnızca renklere bakarak projeyle ilgili bilgi sahibi olabilmesini sağlar.